İskoçya Ulusal Ticaret Müdürlüğü. Ülke çapında yayınlanan bütün ticari ilanları arşivinde saklayan kurum. 1852 yılına gittiğimizde bir ilana rastlıyoruz. McIntyre adlı bir şirket bir ilan vererek gazetelere demirden mavnalar yaptığını, gemiler yaptığını duyuruyor 1852'de. Tam 26 yıl sonra bu şirket artık zamanla bu geçen 26 yıl içerisinde işlerini o kadar büyütür ki 26 yıl sonra yani 1878 yılında 48 metre uzunluğunda 9 metre eninde bir gemiyi, demir uskurlu bir gemiyi, buharlı bir gemiyi suya indirir. O gemi daha sonra el değiştirir, hatta ülke değiştirir ve en sonunda rotayı buraya, Anadolu'ya çevirir. İstanbul Denizcilik İşletmesi almıştır gemiyi ve geminin adını öyle bir ad olarak belirler ki aslında şimdi anlatırken bile o içimizde heyecanlar uyandıran, o yüreğimizi titreten gemi olacaktır. Lidyalılar zamanında Anadolu'da bir kent vardır. Adı Panormos. Güvenilir liman demekti. Neden? Çünkü o doğal liman görüntüsüyle kasırgaya yakalanan, fırtınaya yakalanan denizciler için bir sığınaklı bir limandı, güvenilir bir limandı adı gibi. O yüzden de adı Panormos'tu. Sonra yıllar geçtikçe Anadolu'da uygarlıklar birbiriyle hamur olup harmanlandıkça o geminin adı da o kentin adı olacaktır. Yani Panderma. Daha sonrasında Osmanlı Denizcilik İşletmesi ise o kentin adını Bandırma olarak değiştirir. Ve bugün bizim bildiğimiz Bandırma vapurunun İskoçya'dan buraya kadar, Türkiye'ye kadar olan macerasını böylece özetleyebiliriz. Fakat sevgili dostlarım, daha da ilginç olan nokta şudur. Bandırma vapuru İskoçya'nın Paisley kentinde yapılmıştı, inşa edilmişti. Paisley kenti tarihe bir büyük insanın daha doğduğu kent olarak geçmişti. İskoçların bağımsızlık savaşçısı, İskoçların bağımsızlık önderi William Wallace da Paisley'de doğmuştu. Hani o sonradan yıllar sonrasında Oscar ödülü de kazanan o cesur yürek Braveheart filminin de konusu olan William Wallace, kahramanı olan William Wallace. İskoçların bağımsızlık önderi. Şu tarihin güzel rastlantısına bakın ki Bandırma vapuru işte daha o bağımsızlık ruhunu kendi inşa edildi. Yani deyim yerindeyse doğduğu kent olan Paisley'den aldı, sırtlandı ve getirdi Türkiye'ye kadar. Hatta ve hatta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a kadar. Bandırma vapuruna bindiğinde Mustafa Kemal, İngilizler silah aramak için ve denetlemek için gemiyi durdurduklarında Mustafa Kemal bunun aslında ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Kendi ifadesiyle söylemek gerekirse Mustafa Kemal aslında İstanbul'dan uzaklaştırılmak isteniyordu ve yine kendi ifadesiyle belirtmemiz gerekirse Mustafa Kemal aslında Anadolu dağlarında çürütülmek istiyordu. Mustafa Kemal bunları bildiği için İstanbul'da Boğaz'dan geçerken gördüğü gemileri işaret etti ve şu cümleyi kullandı. Bunlar sadece demire, çeliğe güvenirler, inanırlar. Bizse Anadolu'ya geçerken ne top, ne tüfek, ne cephane. Biz Anadolu'ya ideali ve inancı götürüyoruz demişti. İşte Bandırma vapuru. Tarihine baktığımız zaman iki defa ciddi bir şekilde batma tehlikesi atlatmış olan Bandırma vapuru ideal ve inanç yüklü bir şekilde İstanbul'dan Samsun'a doğru yol almıştı. Ve o ideal ve inanç yüklü gemi Bandırma vapuru iki defa batma tehlikesi atlatmıştı. Fakat yine şu tarihin şu güzel rastlantısına bakın ki kendisini batmaktan kurtarmış olan o Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a varmayı başararak aslında büyük bir ulusu batmaktan kurtaracaktı.
Ey bandırma, bandırma, ne kaldı ki Samsun'a? İzmir kanlar içinde silah sıkmış düşmanı. İzmir kanlar içinde silah sıkmış düşmanı. Kemal Paşa haykırmış, vatan işgal altında. Ya istiklal ya ölüm, haber sağ dünyaya. Ya istiklal ya ölüm, haber sağ dünyaya. Anadolu can, can acıyor ama yedi düvel zincir vurmuş kınalı ama. Anadolu can, can gidiyor ama. Kemal Paşa geliyor, yol verin. Kasım 1918, Atatürk İstanbul'a geldi ve o ünlü sözünü İstanbul'a gelir gelmez ayağının tozuyla söyledi. Geldikleri gibi giderler. Sonra geçen bir 6 aylık süreç var sevgili dostlarım. Özellikle o 6 ayı çok iyi okuyup incelemenizi, çözümlemenizi isterim. Çünkü o 6 ay aslında büyük bir devrimcinin doğuşunu da gösteren, anlatan bir 6 ay. İşte o günlerden birinde artık İstanbul'dan Atatürk'ün gitmeye hazırlandığı günlerden birinde Şişli'deki evin kapısı hızlıca çalınır. Kapıyı çalan Rauf Bey'dir, Rauf Orbay. Açansa Mustafa Kemal. Bugün Şişli'de Atatürk Müzesi olarak ziyaretçilere açık olan yer, o günlerde İstanbul'un işgal günlerinde Atatürk'ün yaşadığı eviydi. Mustafa Kemal'e kötü bir haber getirmişti Rauf Bey. Çünkü Mustafa Kemal'in aslında Anadolu'ya geçişine izin verilmeyebileceği, Mustafa Kemal'in Bandırma vapuruyla Karadeniz'e açıldıktan sonra vapurun batırılabileceği haberini getirmişti. Gerisini Mustafa Kemal anılarında şöyle anlattı. Yıldırımla vurulmuşa dönmüştüm o anda. Rauf Bey haklı olabilirdi. Beni öldürmeyi kafalarına koymuş olabilirlerdi. Fakat bu duruma bir çare bulmalıydım. O yüzden hemen Galata rıhtımında bulunan Bandırma vapurunun 27 yıllık yaşlı kaptanı İsmail Hakkı Bey'in yanına gittim ve ona bir çare bulmalıyız dedim. Sevgili dostlarım, tam burada bunu keseceğim çünkü bazen uzun konuşmalar ya da uzun hikayeler içerisinde sanki bazı önemli cümleleri kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Bir çare bulmalıyız hemen. Buradaki telaş aslında Mustafa Kemal'in bundan sonrasında neler olabileceğini öngörmüş olmasının bir neticesiydi. Ve İsmail Hakkı Bey de, yani Bandırma vapurunun o yaşlı ve o usta kaptanı da o çareyi kendisine aslında sunacaktı. Fakat her şeyden öte eldeki Bandırma vapurunun teknik anlamda, donanım anlamında yetersizliğine rağmen, hani o dedik ya, İdeal ve inanç yüklü gemi. O hani biz Anadolu'ya ne top, ne tüfek, ne cephane götürüyoruz. İdeali ve inancı götürüyoruz diyen o yürekli mürettebat, o yürekli yolcular, o yürekli kaptanla birlikte 19 Mayıs 1919 Samsun'a varışın değil, aynı zamanda milli mücadelenin başlangıcının da tarihi oldu. Ki o büyük söylevinde Mustafa Kemal tam da o günle başlatır anlatmaya. Ve o günle başladıktan sonra anlatmaya yine dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki, dünya tarihinde ulusuna böylesine hesap veren,
her şeyi olduğu gibi bir tarihçi çıplaklığıyla ve gerçekliğiyle anlatan bir yapıt yoktur Nutuk'tan başka. Ve Nutuk'ta Mustafa Kemal sözlerini neyle bitirir? Gençliğe hitabeyle bitirir. Ve "Ey Türk gençliği, birinci vazifen" diye başlar. Yani aslında Atatürk bütün Nutuk boyunca anlattığı olumlu, olumsuz ve bizlerin ders çıkartması gereken hususları anlatırken aslında bu konuda en çok gençlere güvendiğini de Nutuk'un sonunda gençliğe hitap eden bahsederek kanıtlar. Bu hepimize ders olması gereken bir konu sevgili dostlarım. Çünkü gençliğe hitabeyle biten bir Nutuk, aynı zamanda da gençlere her zaman en büyük desteği içtenlikle vermiş olan bir Mustafa Kemal Atatürk, bir büyük devrimci var. Doğum günü sorulduğunda "benim doğum günüm olsa olsa 19 Mayıs'tır" demişti. O halde biz de bugün 19 Mayıs'ta, 19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediğimiz bu etkinlikte, Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte öncelikle ve öncelikle gençlerimizin, Atatürk'ün o cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin bayramını kutlarız. Sonrasında da şu sözünü hatırlatmak isteriz Atatürk'ün: "Benim için 18 yaşındaki bir yobaz ihtiyar, 70 yaşındaki bir devrimci ise gençtir. O halde 70 yaşında da olsa devrimci bir yüreğe sahip olan herkesin bayramını kutlarız efendim." 13 Ekim 1938. Salih Bozok anlatıyor anılarında. Diyor ki: "Paşam son günlerde artık ölüm döşeğinde sıklıkla sayıklar olmuştu. Dil efendim, dil" diye. "Bir anlam veremedik. Acaba paşanın dili mi ağrıyor" diye. Doktorları çağırdık. Baktılar. Onlar da anlayamadılar. Sonra anladık ki 3 hafta kadar önceydi Türk Dil Kurultayı toplanmıştı. Fakat paşa artık son düşmanı olan ölümle savaştığı için bu kurultaya, dil kurultayına katılamamıştı. Meğer onu sayıklarmış, dil kurultayına katılamadığı için. Hasan Reşit Tankut'u çağırmıştı yanına bir gün. Türk Tarih ve Dil Kurumu üyesi. Dedi ki: "Bana bakın" dedi Tankut. "Lütfen" dedi, "ben yokum diye dil çalışmalarını gevşetmeyin." Sonra 29 Ekim 1938 günü geldi. Cumhuriyetin 15. yıl kutlamaları yapılacaktı. Paşa bir gün bana "ah be" dedi "Salih, bir Ankara'ya gidemedik" dedi. "Gideriz paşam" dedim. "Siz hele bir iyileşin, daha Ankara'ya çok gideriz" dedim. İnanmadığını gösteren bir baş hareketiyle baktı. Sonra yastıkta başını çevirdi ve uzaklara dalıp gitti. O 29 Ekim 1938 günüydü. Birdenbire boğazdan bir ses geldi. "Paşamızı görmek istiyoruz, atamızı görmek istiyoruz" diye. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri 15. yıl kutlamalarından dönüyorlardı vapurla Kuleli'deki okullarına. Ve tam vapur Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri "atamızı görmek istiyoruz, paşamızı görmek istiyoruz" diye bağırmaya başladılar. Ve gemideki askeri lisede öğretmenleri, komutanları buna izin vermedi. Bunu gören askeri lise öğrencileri o vapurdan üzerlerinde askeri üniforma, askeri lise üniforması olmasını aldırmadan birer birer suya atlamaya başladılar ve yüzerek Dolmabahçe Sarayı'na doğru gelmeye başladılar. Ve sonra Dolmabahçe Sarayı'na çıktılar ve bahçede tam da paşanın yattığı odaya bakan tarafta ip gibi sıralandılar ve 10. yıl marşını söylemeye başladılar. O güne kadar ben, ki Salih Bozok, paşanın
Selanik'ten mahalle arkadaşı, cephelerde silah arkadaşı, cumhuriyet ilan edildi dava arkadaşı Salih Bozok. O güne kadar paşanın hiç öyle ağladığını görmemiştim. Gözünden bir damla yaş akıverdi. O Kuleli Asker Lisesi öğrencilerinin ip gibi sarılınıp sırılsıklam o çocukların 10. yıl marşını söylüyor olmasına. Sonra 7 Kasım 1938 paşamın canı enginar çekmiş. O yıllarda İstanbul'da enginar bulunmadığından Hatay'a sipariş verdik. Hataylılar o günlerde paşaya mektup üstüne mektup yazıyorlardı. Paşam bizi de ana vatana kat diye. Hatay henüz daha ana vatan dahilinde değildi. Paşanın canının enginar çektiğini duyan Hataylılar o enginarı hemen gönderdiler. Fakat o enginarı yemek paşama artık nasip olmadı. Ve o gün, o korktuğum gün geldi. 10 Kasım 1938. O günün geleceğini günler öncesinden bildiğim için tıp kitaplarından araştırmıştım. Şu kalbin neresine sıkarsan şu kalp durur diye. Ve bir sabah ben banyoda tam da o noktaya bir çarpı işareti atarken oğlum Muzaffer banyonun önünden geçiyordu. Ne yapıyorsun baba dedi. Hiç dedim. Hiçbir şey yapmıyorum. Hadi git okuluna sen. Çocuğu tersledim ve okula gönderdim. Ve sonra tam orayı kırmızı bir işaretle işaretledim. Kırmızı bir çarpı işareti attım tam o noktaya. Ve saat 9:05 gece 10 Kasım günü doktorlar kalp durdu dediler. O an şunu düşündüm. Çocukluktan Selanik'ten arkadaşım, cephelerden arkadaşım, yaveri, baş yaveri olmaktan gurur duyduğum paşam artık bana Salih diyemeyecekti. Onu düşündüm ve günler öncesinden planladığım o şey geldi aklıma. Doktor Mim Kemal sordu, Salih iyi misin dedi. Değilim doktor dedim. Hiç iyi değilim. Koluma girdi. Sanki ne yapacağımı anlarmış gibi. Sonra kolumdan tutarak beni aşağı indirmeye başladı. Dolmabahçe Sarayı'nda alt kattaki odama doğru. Ve basamaklardan inerken kopan çığlıkları, haykırışları hiçbirini duymuyordum. Her şey artık anlamsız geliyordu. Mustafa Kemal'siz bir dünya benim için çok yaşanılası bir dünya değildi. Odama geçtim ve planladığım gibi tabancayı çekmecemden çıkardım ve ben paşamın yaveriydim. Yani paşa nereye giderse ben de oraya giderdim. Paşa şu an nereye gittiyse ben yine onun yaveri olarak oraya gideceğim dedim. Salih Bozok anılarında bunu anlatıyor. Kalbini çok yakından sıyırarak geçti kurşun. Salih Bozok yaşadı. Fakat o büyük acı ancak ve ancak 3 yıl. Yaşadı denirse tabii ki Salih Bozok'a o ağır travmalarla Atatürksüz bir dünya. Şimdi Salih Bozok da bir Selanikliydi. Ve ne zaman o da tıpkı Mustafa Kemal gibi bir fırtına tuttu bizi dense onun da yüreği titrerdi. Şimdi Evren söyleyecek, Güney çalacak, biz de Atatürk'ün çocukları olarak yüreğimiz titreyecek. Aynı duygularla ve sonsuz bağlılıkla. Bir fırtına
yayım mahşere kaldım. O bizim kavuşmalarımıza yayım mahşere kaldım. Mafsane Peki, madem ki Atatürk kendi doğum gününü 19 Mayıs olarak bize duyurmuştu. Peki ama Atatürk acaba hani derler ya doğduysan kütüğün nerede, nereye bağlı diye. Atatürk'ün kütüğü bugün Gaziantep'te, merkeze bağlı Bey Mahallesi'nde kayıtlıdır. Peki neden Gaziantep? Gaziantep bütün illerimiz içinde çok ayrı, çok özel bir yere sahiptir sevgili dostlarım. Bir kere zaten daha milli mücadele sürerken ve bizzat Mustafa Kemal tarafından gazilik unvanı almıştır. Çünkü milli mücadele sırasında savaşan, direnen diğer illerimizden şöyle bir farkı vardır Gaziantep'in. Antep'i bir çember içine alır Fransız. Ve biz diğer illerimize, savaşan, direnen illerimize yiyecek ve silah yardımı yapabilirken Gaziantep'i çember içine aldığı için Fransız ne bir tek lokma ekmek gönderebildik yardım olarak çevre illerden ne de bir tek mermi gönderebildik. Gaziantep tek başına direndi, o çemberi tek başına kırdı ama büyük kıtlıklar yaşadı ve o bir yıl içerisinde 6000 şehit verdi Gaziantep ve gazilik unvanını böyle aldı Gaziantep. Daha milli mücadele sürerken ve bir kez daha belirtelim bizzat Mustafa Kemal tarafından. Şimdi sevgili dostlarım o çemberin içine girelim istiyorum. Çünkü biz 19 Mayıs'ın ne demek olduğunu anlayabilmemiz için 19 Mayıs 1919 günü başlayan milli mücadelede de neler yaşandığını ama o şehirlerin içinde, o mahallelerin, o sokakların, o evlerin, o atölyelerin içinde neler yaşandığını da bilmemiz gerekiyor. Yani aslında küçük dünyaların yaratmış olduğu büyük bir zaferdi milli mücadele. Azap Osman Gaziantep'te, o günkü adıyla Aintap'ta yoksul bir adamdı. Ve o günlerde Antep'te bir de Yusuf diye bir adam yaşamaktaydı. Yusuf Çanakkale cephesinden gelmiş, 3 yıl cephelerde savaşmış olan deneyimli bir tüfekçiydi. Evet, tüfekçi, bir tüfek ustasıydı. Geldi Azap Osman tüfekçi Yusuf'a. Dedi ki ağam, savaşmak istiyorum Fransızla, Ermeni ile. Fakat kurşun yok, mermi yok, tüfek yok, silah yok. Sen bana bir akıl ver, nasıl savaşayım? Yusuf tüfekçidir, tüfekçi Yusuf'tur. Ama Azap Osman'a verecek bir yanıtı da yoktur. Çünkü yokluk yaşanmaktadır o günlerin Antep'inde. O çemberin, Fransız çemberinin ortasında. Sessiz kalır tüfekçi Yusuf. Azap Osman da oradan çıkar gider. Bir süre geçer. Azap Osman bu kez elinde tüfeğiyle gelir tüfekçi Yusuf'a. Tüfekçi Yusuf şaşırır.
Bu tüfeği nereden buldun Osman der. Azap Osman adı üstünde. O azabını çekmiş, ıstırabını çekmiş olan, hayatın çilesini çekmiş olan, yoksullukla boğuşan Azap Osman şu yanıtı verir tüfekçi Yusuf'a. Bir kızım vardı, 6 yaşında. Halep'e götürdüm geçen gün ve evlatlık verdim 5 altın karşılığında. O 5 altınla da bir tüfek aldım Halep'ten, buraya geldim. Sen şimdi söyle bana Yusuf, ben bu tüfekle nasıl savaşacağımı anlat bana. Tüfekçi Yusuf bu olayın etkisinden uzun yıllar kurtulamamış, hatta sonradan anılarını anlattığı dostlarına da bunları hep gözyaşlarıyla anlatmıştır. Kendi canının canı olan kızını, 6 yaşındaki kızını altın karşılığında evlatlık verip o altınla da tüfek almak ve vatanı savunmayı istemek, bu nasıl bir vatan sevgisidir diye çevresine anlattı durdu tüfekçi Yusuf. Tüfekçi Yusuf mahareti neydi? Neden o ünlü Antep direnişine adını altın harflerle yazdırdı? Çünkü Antep'te tüfek de yoktu. Az önce dediğimiz gibi çevre illerden yardım da gelemiyordu. Silah gönderemiyorduk, mermi gönderemiyorduk. İşte Fransız'dan hemen önce Antep'te bulunmuş olan İngilizlerden kalma tüfekler vardı. Evet, ama o tüfeklere uygun mermi bulunamıyordu bu kez Gaziantep'te, o Fransız çemberinin ortasında. İşte tüfekçi Yusuf bütün o cephelerden öğrendiğine vatan sevgisini, vatan aşkını da katar ve o Türk mermilerini İngiliz tüfeklerine uydurmayı başarır. Bu tabii ki kısa zaman almaz ama o yapmış olduğu çalışmayla bir şehrin kurtuluşu için çok büyük bir adım atmış olur. Yani artık elde İngiliz tüfeği ve Türk mermisi vardır. Ama artık bu ikisi birbiriyle bir araya gelince geriye tek bir gerçek kalır. Antep'i Fransızlardan kurtarmak. Tüfekçi Yusuf Usta'nın kızı Şule Yıldırım Demir'in, işte o Azap Osman'ın 6 yaşındaki kızının ağzından yazmış olduğu bir şiir vardır. Bence şu an bu şiiri okumanın, dinlemenin ve gözümüzü kapayıp da o Azap Osman'ı, o kızı, tüfekçi Yusuf'u ve bütün yiğit Anteplileri düşünmenin, anmanın tam zamanıdır. Kınalı kız, anamın kucağından aldın, tut elimi gidiyoruz dedin. Nasıl sevindim baba, daha dün anam parmaklarımı tek tek öpüp kına yakmıştı. Kınalı ellerim ne güzeldi, sen görmedin. Bir elinle beni tuttun, diğer elinle anamı savurdun. Sahi anam niye çok ağladı baba? Ben yeni öğrendim yürümeyi. Senin adımlarına yetişemem ki. Ne olur biraz yavaşla. Hem bak ellerim kınalı baba. Bütün evler arkamızda kaldı. Belki şu tepeye çıkarsak oradan görürüm çökmeye yüz tutmuş evimizi. Nasıl da yoruldum. Bilsem konuşmayı sana dönelim diyeceğim. Anamı özledim. Acıktım ama sen durmuyorsun ki baba. Beni sırtına aldın. Uyu kızım dedin. Çok üşümüşüm. Sen beni ısıttın baba. Yüksek dağların ötesine geçtik. Bir başka diyara geldik. Beni öptün, kokladın. Geldik kızım dedin. İşte yeni evin burası. Bir tüfek parası berdelin olsun. Kızım Antep'e kurban olsun. Bıraktın ellerimi, kınalı ellerim ne güzeldi. Sen görmedin baba. Bilirim sevgini koydun gittin bana. Fakirliği onuruna yediremedin. Herkes çabalarken sen durup seyredemedin. Anladım artık neden kınalı ellerim. Bir haksız savaşa kurban oldum ama sen bir daha dönmedin baba. Koca başlı dağların ardında bırak bir kızın olsun.
Gözyaşlarım berdel ettiğin tüfeğe kurşun olsun. Bu dünyada haksızlık son bulsun. Benim adımı Antepli yüreğine sorsun. Baba, hakkım sana helal olsun. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Öyle bir şey ki bu kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım sigaram, her şeyim tamam. Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalanır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış. Masmavi bir erik kesilir ağzımda. Dokundukça yanar dudakların. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi. 1915 Cide'de, yani Kastamonu'nun o Karadeniz'e uzun sahili olan o şirin kentinde, Cide'de bir çocuk sahilde çakıl taşlarıyla oynuyor. 4 yaşında bir çocuk. Abin var demişler ama çocuk abisini hiç görmemiş. Ne zaman abim nerede diye sorsa hep cephede demişler. Hep cephede, hep cephede. Çocuk abisini hiç görmemiş hayatında. Sonra bir gün yine bu çocuk Cide'de sahilde çakıl taşlarıyla oynarken üzerinde asker üniforması olan birinin kendisine doğru gülerek yaklaştığını görür. Anlar abisi. Ayağa kalkar, koşar ve abisine sımsıkı sarılır. İçine o kokuyu çeker. Yıllar sonra anlattığı anılarında, yazdığı anılarında o çocuk şunu söyler o an için. İçime derin derin çektim o kokuyu. Demek ki dedim, abi kokusu buymuş. Fakat sonradan anlayacaktım ki benim abi kokusu sandığım koku, abimin üzerine yıllar boyunca cephelerde sinmiş olan barut kokusuymuş meğer. Abim Çanakkale'de cephede yaralanmış, ameliyat edilmiş ve komutanı da demiş ki git memlekette dinlen, İyileş ve tekrar öyle gel. Ne zaman döneyim komutanım demiş. Komutanı da yaran kabuk bağlar bağlamaz dön evladım demiş.
Abisinin cepheden döndüğünü duyan annesi sevinç çığlıkları atar ve hemen arka odada bir yatak hazırlar. Abisi orada yatsın, dinlensin, orada iyileşsin diye. Fakat cepheden döndüğünü, Çanakkale'den döndüğünü duyan komşular birer birer gelmeye başlarlar. O çocuk anılarında bundan da bahseder. Komşular ellerine kimisi bahçesinden kopardığı bir salkım üzümü, kimisi bir dal meyveyi koparıp koparıp getirmiş. Elinde ne varsa, komşum müjdeler olsun, oğlun cepheden, Çanakkale'den dönmüş diye diye. Ve sonra abim onların geldiğini görünce öndeki oturma odasına geçti ve saygısızlık olmasın, onları yatarak karşılamayayım dedi ve öndeki odaya oturdu. Ve abim o odadan 3 hafta boyunca kalkamadı. Çünkü bizim komşular bitti, bizim bulunduğumuz mahalle bitti, şehir bitti. Artık komşu köylerden, komşu şehirlerden gelmeye başladılar gözün aydına. Ve abim yine saygısızlık olmasın onlara diye onları hep oturarak karşıladı. Ve bir gün ayağa kalktı, ana ben artık gidiyorum dedi. Evladım daha yaran tam olarak iyileşmedi ki, iyileşsin ondan sonra gidersin nasıl olsa. Olmaz ana, ben komutanıma ne zaman döneyim komutanım diye sordum. O da bana yaran kabuk bağlar bağlamaz dön evladım dedi. Ana bak yaram artık kabuk bağladı, söz verdim. Orada şu an benim arkadaşlarım savaşırken ben burada daha rahat oturamam ana dedi. Ve abim gitti. Bir daha da geri hiç dönmedi. Giderken o benim 3 hafta boyunca üniformasının üzerindeki o yaldızlı düğmeyle nasıl heyecanla oynadığımı görmüş olacak ki? Benim yanıma geldi, saçımı okşadı ve üniformasındaki o bir düğmeyi koparıp bana verdi. Al dedi, bu da benden sana hatıra olsun. Benim için Çanakkale Savaşı buydu. Yani abimin üniformasından koparıp bana verdiği o yaldızlı düğmeydi diyor o çocuk. O çocuk edebiyatımızın koca çınarı Rıfat Ilgaz'dı efendim. Rıfat Ilgaz, evet, edebiyatımızın koca çınarı oldu daha sonradan ve abisinden kalan o tek yaldızlı düğmenin nasıl o yaştaki bir çocuk için Çanakkale Savaşı demek olabileceğini büyük bir içtenlikle yazdı anılarında. Bir başka çocuksa babası yüzbaşı olarak görevlendirilmiş Çanakkale'ye, Çanakkale'ye giderler. Çanakkale'de görev yapacak olan subaylar eğer yanlarında ailelerini de getirmek istiyorlarsa izin veriliyordu. Bir şartla aileler Çanakkale tarafında kalacaklar, subaylarsa karşı tarafta yani Gelibolu Yarımadası'nda görev yapacaklardı. İşte bu çocuk da İzin çıkınca babasına, ailesini götürme izni çıkınca bu çocuk da kardeşi, annesi ve babasıyla birlikte Çanakkale'ye gider. Anlatıyor. Boğazdan bomba sesleri gelirdi. Ve her bomba sesi geldiğinde battaniyeyi, bir battaniyenin, aynı battaniyenin altında yattığım kardeşimle birlikte battaniyeyi tepemize çeker ve birbirimize soran bakışlarla bakardık. Gözlerimizle birbirimize sorduğumuz soru şuydu. Acaba babamız şimdi mi şehit düştü diye. Sonra birdenbire bağırışlar yükselir. Kaçın, kaçın, buraya da bombalar gelmeye başladı diye. Sonra battaniyemizi de alır ve diğer subay aileleriyle birlikte Kaz Dağları'na doğru kaçardık. Savaş bizim için, o yaştaki biz çocuklar için böyle tehlikeli bir oyuna dönüşmüştü adeta diyor. O çocuğu da biz daha sonra şu dizeleriyle tanıdık. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Bu dizelerin sahibi işte o çocuktu. Yani Sabahattin Ali'ydi. Bir yandan Rıfat Ilgaz, bir yandan Sabahattin Ali. Yani Çanakkale Savaşı'nı çocuk gözüyle görmüş, yaşamış olan çocuklar. Bir yandan da cepheden gelen çağrılar. Analar, 20 yaşındaki çocuklarınızı gönderin. Topladı analar çocuklarını ve gönderdiler. Bitti. Sonra cepheden ikinci çağrı geldi. Analar, şimdi de 19 yaşındaki çocuklarınızı gönderin.
Analar bu kez 19 yaşındaki çocuklarını hazırladı ve gönderdi Çanakkale'ye. Maalesef onlar da bitti. Sonra bir çağrı daha geldi. Analar, şimdi de 18 yaşındaki çocuklarınızı gönderin. Analar bu kez 18 yaşındaki çocuklarını hazırladılar cephe için. 18 yaşındaki çocuklar, yani eski takvime göre 1315 doğumlu çocuklar. Bu 1315 doğumlu oldukları için bu çocuklara 15'liler denildi. Ve köy meydanlarında, kent meydanlarında bu çocuklar toplandılar ve sonra Çanakkale'ye uğurlandılar. Hiçbiri geleceğini düşünmedi. Kendi kişisel hırslarını düşünmedi. Kendi kişisel çıkarlarını hesaplamadı. Ve kendi geleceklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden, yurtlarından oldular. Ve bunu hiç düşünmeden Çanakkale'ye koştular. Ve birçoğu da malumunuz geri dönemedi. Bu çocuklar Çanakkale'ye, cepheye uğurlanırken arkalarından bir ağıt yakılmıştı. H15'li, 15'li diye. Maalesef cehalet toplumumuzun damarlarına öyle bir yayıldı ki. 1. H15'li, 15'li derken sanki çocuklar 15 yaşındaymış gibi anlaşılıyor. Hayır, çocuklar 1315 doğumlu oldukları için 15'li diye seslenildi. Bu çocuklar 18 yaşındaydı o günlerde. Fakat ikinci bir boyutu var ki cehaletin geldiği. Sonra bu Türkiye, bu ağda, yani 18 yaşında cephe yolunu tutmuş olan bu çocukların arkasından yakılan ağda ritim üzerine ritim eklendi ve 2000'lerin Türkiye'sinde artık bu Türkiye göbek atılıp oynanılıyor düğünlerde, toplantılarda. Sevgili dostlarım, eğer bir ulus kendi varlığı için, kendi ulusunun varlığı için kendi varlığından vazgeçmiş olan çocuklarının arkasından yaktığı ağda eğer bir gün göbek atıp oynamaya başlarsa, işte o zaman ülkemizin başında olan ya da bizi kukla misali yönetmeye çalışan, o zaman bu dansözlere hiç laf etmeye hakkımız olmaz. Lütfen bundan böyle H15'li 15'liyi orijinal haliyle, yani yavaş çalınan, yavaş söylenen haliyle dinleyin ve dinletin. Göbek atanı, oynayanı görürseniz de lütfen uyarın efendim. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yârim kız senin adın, hediye. Ben dolandım sen de dolan, gediye. Fistan aldın endazesi 17'ye. Ben dolandım sen de dolan, gediye. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Yeşil başardık olsa, su içmem gölünüzden. Aslan yârim kız senin adın, hediye. Ben dolandım sen de dolan, gediye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Ben dolandım sen de dolan, gediye. Beş Kasım
1919 ve 28 Mart 1920. Bu iki tarih arası her zaman anlatırken de, okurken de, dinlerken de tüylerimi diken diken eder. Neden mi? Anıtkabir'e hepiniz gittiniz ya da gideceksiniz ya da bir sonraki gidişinizde silah arkadaşları, Atatürk'ün silah arkadaşları galerisinde bir yiğidin fotoğrafına rastlayacaksınız. Şahin Bey. Hani Gaziantep'in yiğitlerinden bahsettik ya az önce. Şahin Bey de o yiğitlerden biriydi. İşte 5 Kasım 1919 ile 28 Mart 1920 tarihleri arasında o 5 ay boyunca sanki asırlar kadar uzun sürmüş bir mücadeleyi canıyla, kanıyla, her yüreğinin bütün gücüyle savundu Şahin Bey. Neydi orası? Neresiydi? Elmalı Köprüsü'ydü. Kilis'le Antep arasındaki köprüydü. Fransız Kilis'ten Antep'e doğru geliyordu. Ve Antep'in işgal edilmemesi için Fransız'ın o köprüden geçememesi gerekiyordu. Ve Şahin Bey'e bu görev verildi. Şahin Bey de Anteplilere müsterih olun, benim bu bedenimi Fransızlar arabalarıyla çiğnemedikçe Antep'i işgal edemeyecekler dedi. 5 ay boyunca direndi. Geldi Fransızlar, Şahin Bey ve yiğitleri püskürttüler onları. Sonra bir daha geldiler daha da güçlenerek. Şahin Bey ve yiğitleri bir kez daha püskürttü. Fakat o 28 Mart 1920 günü artık Şahin Bey'in de yanındaki yiğitlerin de direnecek gücü kalmadı. Hızla şehitler verildi ve Şahin Bey'in en son kurşunu da bitince Şahin Bey ne yaptı dersiniz? Artık benim kurşunum bitti deyip ayağa kalkıp ellerini kaldırıp teslim oldun mu dedi. Hayır, eğer öyle deseydi belki şu an biz Şahin Bey'den böyle gururla bahsetmiyor olacaktık. Şahin Bey son kurşununu sıktıktan sonra Fransız'a çıktı ve yumruklarıyla o mevzisinden çıkıp yumruklarıyla Fransız askerinin üzerine atladı. Yani korkakça, alçakça ölmek değil, Şahin Bey son silahı olan yumruklarıyla Gaziantep'i, yani vatanı savunmak adına o son silahını, yumruklarını çekti. Ben Şahin'im, Antepliyim ağam. Bu mazer omzuma yük. Yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleketim kadar büyük dedi. Ve Şahin Bey orada şehit düştü. Şahin Bey yani 5 ay boyunca o Fransız işgalcilere kan kusturan yiğit. Öldürülünce Fransızlar ibreti alem olsun diye, yani Kuvayi Milliyecilere ibret olsun diye paramparça ettiler ve parça parça etlerini Şahin Bey'in o Elmalı Köprüsü'ne astılar. Daha sonradan bir Fransız yüzbaşısı şunu söyledi. O genç Türk subayın hayali o günden sonra Gaziantep-Mersin hattı boyunca bizim işgalimiz altında bulunan bölgede o genç Türk subayın hayali hiç peşimizi bırakmadı dedi. Yani Şahin Bey aslında bir direnişin de ateşini yakmıştı Gaziantep'ten, Elmalı Köprüsü'nden. O ateş önce Gaziantep'e, sonra oradan Mersin'e ve bütün yurda kadar yayıldı. Bir güneş gibi hem aydınlattı hem de ısıttı herkesin, bütün Kuvayi Milliyecilerin yüreğini. Ama Gaziantep demişken o güzel çocukları da anmadan geçmeyelim sevgili dostlarım. Şahin Bey yani askerleriyle birlikte o Elmalı Köprüsü'nü tutan yiğit Gaziantep'lilerin de gözdesiydi. Yani gözleri gibi bakıyorlardı. O yüzden de Gaziantep'liler Fransız'ı, Kilis yolundan gelen Antep'e girmek isteyen Fransız'a yol vermeyecek olan o yiğitlere her gün yemek yapıp gönderiyorlardı çocuklarla.
Yani anneler yemekleri hazırlıyorlar, çocuklara veriyorlar ve o çocuklar dağ bayır koşarak Şahin Bey'e ve yanındaki askerlere o bir lokma ekmeği yetiştiriyorlardı. O gün 28 Mart 1920 günü, yani Şahin Bey ve yiğitlerinin şehit düştüğü gün. Çocuklar bundan habersiz, Antepliler bundan habersiz, yine analar o güzel yemeklerini yaptılar ve Şahin Bey ve yiğitlerine o yemekleri çocuklarına vererek götürmelerini istediler. Çocuklar dağlar bayırlar aştı hızla yemeği yetiştirebilmek için, fakat öyle bir yere geldiler ki bir baktılar karşılarından Fransız geliyor. Yani Fransız Elmalı Köprüsü'nü geçmiş çoktan. Çocuklar durumu anlar anlamaz gerisin geriye dönüp Antep'e doğru kaçmaya başlarlar. Fakat Fransız işgalci onları görmüştür. Çocuklar giderler ve Dokurcum değirmenine sığınırlar. Fakat Fransız işgalci bunu da görmüştür. İşgalci askerler içeriye girerler. O korkudan tir tir titreyen 14 bedeni küçük ama yüreği büyük olan o asil Türk çocuklarını dışarıya çıkartırlar silah zoruyla tek tek. Değirmenin dışına çıkarılır çocuklar ve sonra değirmenin duvarının önünde sıralanırlar. Ellerini arkalarına bağlarlar ve sırtlarını değirmenin duvarına yaslarlar ve o 14 çocuğu kurşuna dizerler. Dokurcum şehitleri olarak tarihe geçen bu 14 çocuğumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Faik Sabri Duran, birçoğunuz anımsayacaktır. Okullarda, özellikle ortaokul ve liselerde tarih atlası, coğrafya atlası, o büyük atlas, orta atlas, bunları yazan, hazırlayan Faik Sabri Duran. Faik Sabri Duran, Karşıyaka Ortaokulu'nda coğrafya öğretmeniyken bir öğrencisi vardır. O anlatıyor anılarında. Diyor ki Faik Sabri öğretmenimiz bir gün sınıfa girdi. Çocuklar dedi, açın önünüze dünya haritasını. Açtık hep birlikte bütün sınıf Karşıyaka Ortaokulu'nda. Çocuklar dedi, şimdi Afrika kıtasına bakın dedi. Hep birlikte baktık. Ve Afrika kıtasında Mısır, Libya, Cezayir, Fas birçok ülke var. Fakat ülkelerin adlarının altında bir parantez açılmış. Diyor ki İngiliz sömürgesi, Fransız sömürgesi, İtalyan dominyonu. Hiçbir ülke yok ki koskoca Afrika kıtasında sadece adı yazsın haritada. Hep altında bir parantez ve bir açıklama. Nerenin himayesinde dominyonu olduğu, nerenin sömürgesi olduğu yazıyor. Şimdi de çocuklar hep birlikte bu haritada Afrika kıtasından sonra Türkiye'ye doğru başınızı şöyle bir kaldırın haritada. Hep birlikte kaldırdık. Karşıyaka Ortaokulu, sınıf arkadaşlarım, önümüzde haritalar açılı. Hep birlikte kafamızı kaldırdık Türkiye'ye doğru. Çocuklar dedi, okuyun. Ne yazıyor? Türkiye yazıyor öğretmenim. Okuyun okuyun, başka ne yazıyor? Başka bir şey yazmıyor öğretmenim, sadece Türkiye yazıyor. Yani Türkiye yazısının altında başka bir şey yazmıyor mu? Amerikan sömürgesi, İngiliz himayesi falan hiçbir şey yazmıyor mu dedi. Hiçbir şey yazmıyor öğretmenim, sadece Türkiye yazıyor. Çocuklar dedi, şimdi anladınız mı Gazi Mustafa Kemal'in bize ne yaptığını? Bizim eğer adımızın altında parantez içinde hangi ülkenin sömürgesi olduğumuz yazmıyorsa, işte bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesindedir dedi. İlk defa o çocuk aklımla ortaokul yaşımda Atatürk'ü işte o zaman anlamıştım diyor. O çocuk Faik Sabri Duran'ın Karşıyaka Ortaokulu'ndaki öğrencisi, yani Atilla İlhan. Şimdi Atilla İlhan'dan Aysel Git Başım'dan şiirini okuyacağım, ama ne zaman o dupturu, o güzelim sesiyle Evren bize şarkısını söylerken ve Cüneyt de o usta elleriyle, o gitarıyla eşlik ederken, bakalım hangi şarkı? Müzik
Görmezdim önümü görmezdim. Okudum yıllarca hep okudum. Okumaktan boynumu büktüm yoruldum. Bilmezdim adımı bilmezdim. Aradım her şehirde aradım. Koştum dere tepe astım dolaştım. Kimin uğruna? Ne uğruna? Herkes köşesini kapmış iyi ama ben nasıl büyük adam olacağım? Bir tek seni bana çok gördü dünya. Savaşı kaybetmiş, peki ben nasıl büyük adam olacağım? Kötü olmak seni geri getirir mi acaba? Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan, seni istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını, uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım ve biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum, dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın, sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan. Seni seviyorum. Ben nasıl büyük adam olacağım? 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 Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya. Resimler sarıl güneşsizlikten, duygular değişir. Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına. Ve sen ben değirmenlere karşı, bile bile birer yitik savaşçı. Akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle.
İçinden doğru sevdim seni. Bakışlarından doğru sevdim de. Ağzındaki ıslaklığın buğusundan, sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de. Beni sevdiğin gibi sevdim seni. Kar bırakılmış karanlığından. Yerleştir bu sevdayı her yerine. Yüzünde ter olan su damlacıklarının kaynağına yerleştir. Her zaman saklamadığın acısızlığın son durağına, gül taşıyan çocuğuna yerleştir ve omuzlarına, daracık omuzlarına. Üşümüş gibisin de sanki azıcık öne taşırdığın tam oraya işte. Uçsuz bucaksız bir düzlükten bir papatya tarlasıyla ayrılmış göğüslerine yerleştir. Ve esmerliğine bir de eski bir yangının izlerinin renginde, saçlarının yana düşüşüne, onları bölen ikiliğe, alnından başlayan ve ayak bileklerinde duran, yani senin olmayan, seni bir boşluk gibi saran hüzne yerleştir. Onu bir kentin parça parça aklında tuttuğun, kar taneleri gibi uçuşan ve her gün biraz daha hafifleyen semtlerine yerleştir bu sevdayı her yerine. Ekledim ben tattığım her şeyi denizlere. Bildiğim ne varsa onlar da hep denizlerden. Sen de bir deniz gibi yerleştir onu istersen sevdayı. Ve köpüklendir ve yaşlandır ki işte kederi anlamasın. Ama dur, her deniz yaşlıdır zaten. Öğrenmez ama öğretir mutluluğu. Bizim sevdamız da öyledir. İyi şiirler gibi biraz da herkes içindir. Ve gelinciğin ikinci tadına benzemeli. Var eden kendini birincisinden. Yani biz sevdayı sevgiye dönüştüren. Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen, tanımadığın bir ülke gibi, içinde yaşamadığın bir zaman gibi, tam kendisi gibi mutluluğun. Beni bekliyorsun ve onu bekliyorsun beni beklerken. Ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. ...1950 yılında Türk donanmasına katılan denizaltı, Dumlupınar denizaltısı. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece 1953 yılında, yani Türk donanmasına katılmasının üzerinden 3 yıl geçmişken, Çanakkale Boğazı'nı geçerken bir İsveç bandıralı şileple karşılaştım. Tarihin bence en korkunç karşılaşmalarından biriydi. Daha sonradan Şilep'in kaptanının verdiği ifadeye göre o Türk denizaltısını bir motor sanmıştı. Oysa ki Şilep ve denizaltı birbirine yaklaştıkça onun büyük bir denizaltı gemisi olduğu anlaşılmıştı. Ama artık çok geçti. Naboland isimli Şilep bizim Dumlupınar denizaltımızı biçti geçti. Ve ilk etapta şehit düşen askerlerimiz oldu ama bir de o çarpışmanın etkisiyle hemen ne olduğunu anlayıp geminin kıç tarafına, arka tarafına giderek kapıyı kapatan ve yaşamak için en azından bir umut da olsa o umut güneşini o daracık kameraya doğuran denizcilerimiz vardı. Askerlerimiz 22 kişiydiler ve bu 22 kişiyle zor şartlarda da olsa bir bağlantıya geçilebildi. Dumlupınar denizaltısı Çanakkale Boğazı'nda 80 metre derinlikteyken ve kurtarılmayı bekleyen 22 askerimizin bütün acısını
bütün ulus yüreğinde taşırken ve o 22 askerimizin kurtarılmasını beklerken. Bağlantıyı kuran Üsteğmen Suat'tı. Onunla bağlantıya geçen, onunla konuşansa Assubay Selami'ydi. Durum nasıl diye sordu Üsteğmen Suat. Hava gitgide burada bitiyor, tükeniyor dedi. Üsteğmen Suat, o hava size 2 gün yeter. Yeter ki idareli kullanın, fazla konuşmayın, sigara içmeyin, şarkı, türkü söylemeyin. Fakat saatler ilerledi, saatler ilerledi, saatler ilerledi ve artık bütün ulus gibi o 22 denizci askerimiz de umudunu kaybetmeye başladı. Kurtarılmayı bekliyorlardı fakat çok da mümkün olamadı. Ve diğer arkadaşları gibi onlar da şehit düştüler. Fakat son bir konuşma vardır ki Üsteğmen Suat'la Assubay Selami arasında. Assubay Selami artık kurtarılamayacaklarını anlamıştır. Ve o daracık kameranın içinde 22 asker suyun 80 metre altında bir denizaltı gemisinde. Kurtarılamayacaklarını anlar Assubay Selami. Fakat Üsteğmen Suat için de bunu söylemesi zordur. Üsteğmen Suat, hani demişti ya, havayı idareli kullanın. O hava size 2 gün yeter. Yeter ki konuşmayın, sigara içmeyin, şarkı, türkü söylemeyin diye. Üsteğmen Suat artık bu 22 askere onların kurtarılması için hiçbir umudun kalmadığını şu cümlelerle söyler. Selami, artık konuşabilirsiniz, sigara yakabilirsiniz ve şarkı, türkü ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz Selami. Tabii Dumlupınar şehitlerini anmışken, Dumlupınar şehitleri diye unutulmaz bir şiir yazmış olan Aşık Veysel var ki Aşık Veysel'i de anmadan geçmek olmaz. Ahmet Kutsi Sivas'a öğretmen olarak atandığında tanır Aşık Veysel'i. Ahmet Kutsi, yani bizim bugün bildiğimiz adıyla şairlerimizden Ahmet Kutsi Tecer. Hatta Sivas'ı o kadar sever ki Sivas'a has o güzelim halk türkülerinde de çokça adı geçen Tecer Dağı'ndan soyadını almıştır Ahmet Kutsi. Aşık Veysel'i keşfeder ve bütün yurda tanıtılması için çok büyük çaba sarf eder. Aşık Veysel'i aslında Aşık Veysel yapan yerlerden biri de köy enstitüleri ve halk evleri. Hatta o çok bugün hala keyifle dinlediğimiz, hala felsefesini acaba bir gün ben de erişir miyim diye sorduğumuz o benim sadık yârim kara topraktır türküsünü Çifteler'de, Eskişehir'deki köy enstitüsünde, Çifteler Köy Enstitüsü'nde yazıyor. Bir sözü var, bunu özellikle hem sevgili izleyicilerimizle hem de sizinle paylaşmak isterim. Diyor ki, toprak deyince, diyor ki, ben gözlerim görseydi toprağı göremezdim. Üzerine basar geçerdim. Ama şu an toprağı görüyorum ve hissediyorum diyor. Umarım bir gün biz de o düzeye erişebiliriz. Gözlerimiz görmesine rağmen bastığımız toprağı görmeye, basıp geçmemeyi umarım öğrenebiliriz. Şimdi Dumlupınar şehitleri dedik, Aşık Veysel dedik. Tabii ki ne diyordu? Dumlupınar faciasının son cümlelerinde Üsteğmen Suat Assubay Selami'ye artık diyordu, Selami, şarkı da türkü de söyleyebilirsiniz. Sevgili Evren ve Cüneyt, Dumlupınar'daki şehitlerimizin anısına ah bir ateş ver diyor. Ah bir ateş ver.
Sen solan gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin değil. Çatal olur efelerin yüreği, yanık olur ana. Denizaltı Dumlupınar kazası. Yayıldı aleme, duyuldu sesi. Çanakkale, şehitlerin türbesi. Geldi denizaltı, şurada kaldı. Vay anam vay, derdine yanam. Çatal yürek gerek buna dayanam, derde dayanam. Memleket uğrunda can veren hasta, vatan sağ ol demiş en son nefeste. 81 kahraman aynı kafeste, bir yolu çıkmadık derede kaldı. Bütün gazeteler hep yazar oldu, İsimler dillerde hep gezer oldu. Her Türk'ün kalbinde bir mezar oldu, sanmayın şehitler orada kaldı. Bu vatan uğruna canını veren, karışmış sulara olmamış gören, haman deyip Allah'ına yalvaran ihtiyar babalar nerede kaldı? Vatan ağlar, millet ağlar, yıl ağlar, deniz ağlar, yolcu ağlar, yol ağlar, Veysel ağlar, sohbet ağlar, dil ağlar. Tarihte bir büyük yarada kaldı. Vay anam, derdine yanam. Çatal yürek gerek buna dayana, derde dayana. Ah çatal olur efelerin yüreği, yanık olur ana. Bugün içimde bir sıkıntı var, sebebi belli, anlatamam ki, sen üzülme. Havalardandır. Bugün içimde bir şey oldu, bir tel vardı sanki o koptu, sen üzülme. Yasaklardandır. Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar, bugün içimde söylenmiyor şarkılar. Lay li lay li lay, lay li li lay li lay, loy li. Düşünürüm, anamın kokusu gelir burnuma, dünya güzeli anamın. Binmişsin atlı karıncasına içimdeki bayramın, fır dönersin eteklerinle saçların uçuşur,
Bir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü. Sebebi ne? Seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın. Sen böyle uzakken senin sesini duyup yerimden fırlamamın sebebi ne? Diz çöküp bakarım ellerine. Ellerine dokunmak isterim. Dokunamam. Arkasından camın. Ben bir şaşkın seyircisiyim gülüm. Alacakaranlığımda oynadığım dramın. Bugün içimde bir şey oldu. Bir gül vardı belki o soldu. Sen üzülme, sıcaklardandır. Bugün içimde bir sıkıntı var. Sebebi belli, özledim seni. Sen üzülme, uzaklardandır. Türk askeri artık son nokta olarak memleketin kurtuluşu, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül günü İzmir'e girdiğinde aylardır, yıllardır bu anı bekleyen İzmir halkı Türk askerinin üzerine gül suyu serperek karşılar. Ve o an demek, o gül suyunun serpilmesi demek aynı zamanda artık memleketin, İzmir'in bu dertten, bu zulümden de kurtulması demekti. Ve bence dünya tarihinde ve belki de hatta dünya müzik tarihinde marş sınıflamasına girebilecek olan eserler içerisinde yaşandığı anı, o anı, o dönemi en iyi yansıtan yapıtlardan biri olarak düşünüyorum İzmir Marşı. Ve İzmir'den yaptığımız bu yayında sizi 9 Eylül ruhuyla selamlarken bu etkinliği düzenleyen Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği'ne Sayın Başkan Gönül Köksal şahsında bütün dernek yönetim kuruluna, bütün dernek üyelerine sonsuz teşekkürler. Özellikle ve özellikle sahnelerin kapalı olduğu bir dönemde Türkiye'deki tiyatro sanatçıları ve müzisyenlere destek vermek adına böyle bir etkinliği düzenledikleri için kendilerine sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Artık tabii ki finali İzmir Marşı ile yapacağız ve tüm izleyenlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlayacağız. Çiçekler açar İzmir'in dağlarında, çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip ana. Kanım feda olsun güzel vatana. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Cüneyt sen de. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.